Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Yeni bir çocukça programıyla Afyonkarahisar Merkezi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu ana sınıfı öğrencileriyle birlikte bugün size harika bir program hazırladık. Dilerseniz programımızda neler var? Şimdi kısaca göz atalım. Bölümünü geride bıraktıktan sonra şimdi sanat etkinliğine geçiyoruz. Öğretmenimiz harika bir etkinlik hazırlamış. Fon kartonlarını bir araya getirerek harika bir kurbağa resmi oluşturacağız. Nasıl mı? Günaydın çocuklar! Günaydın! Nasılsınız? İyi. Çocuklar, bugün güzel bir faaliyet yapalım mı? Yapalım. Bugün ne yapsak, ne yapsak diye düşündük ve niye karar verdik öğretmenleriniz de biliyor musunuz? Kurbağaya. Ne kadar güzel bir kurbağa, öyle değil mi? Evet. Şimdi benim elimde fon kartonları var. Fon kartonlarını size dağıtacağım. Siz önce bu daireyi kenarlarından keseceksiniz, kurbağanın başını. Daha sonra sarı fon kartonlarıyla ağzını, sırayla gözlerini ve burnunu yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. İsterseniz önce bir küçük kurban şarkısını söyleyelim mi? Biliyorum. Biliyor musunuz siz onu? Evet. Bir, iki, üç. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim nerede? Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak vak 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 vak. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak vak 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 vak. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Daireyi kesiyoruz değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ben daireyi bilmiyorum. Bak, ben biliyorum. Düzgün keselim, olur mu? Olur. Küçük kurba, küçük kurba, kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede. Kulak bak bak, kulak bak bak, kulak bak 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 bak. Kulak bak bak, kulak bak bak, kulak bak 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 bak. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Kulak bak bak, kulak bak bak, kulak bak 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 bak. Kulak bak bak, kulak bak bak, kulak bak 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 bak. Dup 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 d
Beslenmemi yapmadan. Beslenmemi yapmadan. El açtım Allah'ım sana. El açtım Allah'ım sana. Akıl, sağlık, doğruluk. Akıl, sağlık, doğruluk. İyi huylar ver bana. İyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem. Yemezsem büyüyemem. Okuluma gidemem. Okuluma gidemem. Güzel güzel yiyelim. Getirmişti bugün. Esat'ın annesi değil mi? Teşekkür ederim. Esat arkadaşımızın annesi. Hadi bakalım afiyet olsun. Beslenmemi ben yemeye doyamadım. Biri geldi aldı elimden soramadım. Ona karşı verilmez sanıyorum. Ama göre göre ben aç kalıyorum. Değerli izleyicilerimiz, Cumhuriyet İlkokulu 10. sınıf öğrencileri sabahçı grup ikiye ayrılıyor. Biz ilk grubumuzda kurbağa resmiye yaptık. Şimdi ikinci grubumuzla birlikte hem hızlı yavaş kavramını öğreteceğiz hem de boyama çalışması yapacağız. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? İyi misin? Sen nasılsın? İyiyim. Sen başına elin çarptı, yazık. İyi misin çocuğum? Hı? İyiymiş o da. Çocuklar, bugün elimde çok güzel bir resim var. Göstereyim mi size? Göstereyim istiyor musunuz? Uçak. Bak şimdi. Resimde ne var? Herkes görsün. Uçakla kaplama. Şimdi bu ne? Kaplumbağa. Kaplumbağa gördünüz mü siz hiç? Evet. Nerede gördünüz? Bağda. Dağda gördünüz. Dışarıda, bahçede gördünüz değil mi? Ben bağda gördüm. Sen bağda gördün. Tamam. Şimdi uçak gördünüz mü? Gördüm. Uçak da gördünüz. Uçak nereden uçuyor? Havada. Yukarıdan uçuyor, havadan uçuyor. Evet. Şimdi size bir soru soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Uçak mı hızlı gider, kaplumbağa mı? Uçak. Hangisi hızlıdır? Uçak. Burada iki tane resmimiz var. Bir tanesi kaplumbağa, bir tanesi uçak. Hızlı olanı boyayacağız, tamam mı? Hangisini boyayacakmışız? Uçağı boyayacağız. Kaplumbağayı boyayacağız mı? Hayır, kaplumbağayı değil, uçağı boyayacağız. Hızlı olanı hızlıca boyayalım mı? Evet. Hadi bakalım. Şimdi al bakalım, ben dağıtayım. Şimdi acemi öğretmenim sayın seyirciler. Hemen resimlerini dağıtıyorum. Oh.
Geride bıraktık. Şimdi sırada Türkçe dili etkinliğimiz var. Çocuklarımız harika bir şekilde yerlerine oturdu. Şimdi birbirinden güzel parmak oyunları oynayacağız. İlk parmak oyunumuz şaklat. Şaklat, şaklat, şaklat. Şıklat, şıklat, şıklat. Çevir, çevir, çevir. Döndür, döndür, döndür. Uslu çocuk ol. Şimdi de sırada ördek ailesi var. Bu baba ördek, bu anne ördek. Bunlar da yavruları. Derede yüzüyorlar. Bak bak diyorlar. Bir balık görünce yakalayıp yiyorlar. Ama bizi yakalayamaz. Neden mi? Çünkü çok hızlı koşarız diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Çocuklarla birlikte oynuyoruz. Bu anne ördek. Bu anne ördek. Bu da baba ördek. Efendim bizim mahallede bir Cafer var. Bu Cafer bildiğiniz Cafer değil. Çok yaramaz. Neler mi yapıyor? Gelin hep birlikte çocuklardan öğrenelim. Yaramaz Cafer ağaca çıkmış. Hadi sen. Yaramaz Cafer dersini yapmış.
Değerli seyircilerimiz, şimdi de sırada Ali ile Ayşe var. Bir gün Ali'nin canı sıkılmış. Sağa bakmış, kimse yok. Sola bakmış, kimse yok. Yukarıya bakmış, kimse yok. Aşağıya bakmış, kimse yok. Of demiş, buf demiş, canı sıkılmış. Eve gitmiş. Bir gün Ayşe'nin canı sıkılmış. Sağa bakmış, kimse yok. Sola bakmış, kimse yok. Yukarıya bakmış, kimse yok. Aşağıya bakmış, kimse yok. Of demiş, of demiş. Canı sıkılmış, eve gitmiş. Bir gün Ali ile Ayşe'nin canı sıkılmış. Birbirlerini görünce çok korkmuşlar. Önce Ali çıkmış, sonra hadi hep birlikte, sonra Ayşe çıkmış. Birlikte oynamışlar. Daha sonra da evlerine tekrar şimdiki parmak oyunumuz baş parmağım. Baş parmağım, baş parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç? İşaret parmağım, işaret parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç? Şimdi de öğrencilerimizden dinleyelim. Baş parmağım, baş parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç? İşaret parmağım, işaret parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Ben internette araştırırken baş parmağım parmak oyununun İngilizcesini buldum. Öğretmen arkadaşlarımız da zannediyorum ki bu baş parmağım parmak oyununun İngilizcesini çok beğenecekler ve öğretmenlerimiz öğrencilerine öğretecekler. Şimdi bu güzel VTR'yi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi de benim kameraman arkadaşım Tahsin Bey'in en sevdiği parmak oyunu. Mutfakta yemek pişer, atıştır. Üçer beşer çok yersen karnın şişer. Az yersen şortun düşer. Çek, çek, çek şortunu. Harika bir parmak oyunu çocuklar. Bunu beğenerek oynuyor. Biz de izlerken çocuklara çok eğleniyoruz. Nasıl mı? Mutfakta yemek pişer, atıştır. Üçer beşer çok yersen karnın şişer, az yersen şortun düşer.
dediğimiz çay sevenlere geliyor bu parmak oyunumuz, çaydanlık. Ben küçük bir çaydanlığım, kocaman karnım. Burada sapım, burada başım. Kaynayınca çayım, çağırırım seni. Eğersin başımı, içersin çayımı. Evet sevgili çocuklar, parmak oyunlarımız bitti. Şimdi sırada hikayemiz var. Deniz Kızı adında harika bir hikaye okuyacağım sizlere. Ekranları başında bizleri izleyen çocuklarımız da çiçek olsunlar. Güzel bir şekilde hikayemizi dinlesinler. Denizler Kralı'nın birbirinden güzel 4 tane kızı varmış. Deniz kızlarının 16 yaşından önce denizin üzerine çıkmaları yasakmış. Küçük deniz kızı ise henüz 15 yaşındaymış. Ablaları denizin üzerine çıktığı halde o hiç çıkamamış. 16 yaşına basacağı günü sabırsızlıkla bekliyormuş. Küçük deniz kızı 16 yaşına bastığı gün denizin üzerine çıkmış. Güneşi, gökyüzünü, martıları seyretmiş. Akşama doğru uzaktan bir gemi görmüş. Deniz kızı gemiyi ve içindekileri daha iyi görebilmek için gemiye yaklaşmış. Güvertede yakışıklı bir delikanlı görmüş. "Aa, ne kadar yakışıklı," bir genç demiş. Birden büyük bir fırtına çıkmış. Gemi biraz sonra parçalanıp batmış. Küçük deniz kızı biraz ileride genci görmüş. Yakışıklı genç bir tahta parçasının üstünde baygın bir halde yatıyormuş. Gördünüz çocuklar, yakışıklı genç baygın bir halde bir tahta parçasının üzerinde yatıyor. Küçük deniz kızı onu kıyıya çıkarmış. Kumların üstüne bırakıp kendi sarayına geri dönmüş. Bakalım sonra neler olmuş.
Yakışıklı genç baygın olduğu için kendisini kimin kurtardığını görememiş. Deniz kızı olanları büyük annesine anlatmış. Büyük annesi aferin demiş. Deniz kızları böyle yardımsever olmalıdır. Küçük deniz kızı o günden sonra yakışıklı genci hiç unutmamış. Çünkü ona aşık olmuş. Derdini büyük annesine anlatmış. Büyük annesi ona o bir insan. Sen ise deniz kızısın. İnsanlar insanlarla evlenir. Onunla evlenmen imkansız demiş. Deniz kızı deniz büyücüsünden yardım istemeye karar vermiş. Ona gence olan aşkını anlatmış. Deniz büyücüsü ise sana yardım ederim ama karşılığında sesini alırım. Bir daha asla konuşamazsın demiş. İlacı içtikten sonra kuyruğundan kurtulacaksın. Ama o genç seninle değil bir başkasıyla evlenirse düğün gecesi bir köpüğe dönüşeceksin. Bunları kabul ediyor musun diye sormuş. Deniz kızı gerçek insan olabilmek uğruna bütün şartları çaresiz kabul etmiş. Deniz büyücüsü eline bir şişe almış. Şişenin içinde kırmızı bir sıvı varmış. Deniz kızı bu sıvıyı içtikten sonra artık tam bir insan olacakmış. Küçük deniz kızı ilacı aldıktan sonra kayalıklara doğru yüzmüş ve şişenin içindeki sıvıyı içmiş. İlacı içtikten sonra bayılıp kalmış. Gözlerini açtığında yakışıklı genci karşısında görmüş. Güzel kız sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Diye sormuş genç. Deniz kızı ona yanıt vermek istemiş. Ama artık sesi olmadığı için hiç konuşamamış. Bu genç bir prensmiş. Prens, deniz kızının güzelliğine hayran olmuş. Onu alıp sarayına götürmüş. Fakat konuşamadığı için kimse onun kim olduğunu öğrenememiş. Prens, deniz kızıyla birlikte gemiyle sık sık gezintiye çıkıyormuş. Onu yanından hiç mi hiç ayırmıyormuş. Gördünüz mü? Bu da prensle deniz kızının gezdiği gemi. Herkes prensin deniz kızıyla evleneceğini düşünüyormuş. Oysa prens kendisini kurtaran kızı hiç unutmamış. Bir gün deniz kızına sen çok iyi bir kızsın ama benim hayatımı kurtaran kızla evlenmem gerekiyor demiş. Küçük deniz kızı bunu duyunca çok üzülmüş. Konuşamadığı için ona kim olduğunu söyleyememiş. Kimdi prensi kurtaran genç kız? Bu deniz kızıydı değil mi? Bir gün kıyıya bir gemi yanaşmış. Gemiden çok güzel bir kız inmiş. Prens gemiden inen kızın kendini kurtaran kız olduğunu zannetmiş. O gece kıza evlenme teklif etmiş. Nihayet düğün günü gelmiş. Düğün prensin gemisinde yapılıyormuş. Deniz kızı geminin güvertesine çıkıp ağlamaya başlamış. O sırada aşağıda kardeşlerini görmüş. Kardeşleri ona bir hançer vermişler. Al bunu demiş bir kardeşi. Bu gece bu hançeri prensin kalbine saplarsan tekrar deniz kızı olacak ve aramıza döneceksin. Gördünüz mü? Hançer vermiş. Deniz kızı hançeri almış. Düğün bittikten sonra herkes odasına çekilmiş. Deniz kızı yavaşça yeni evlilerin odasına girmiş. İkisi de her şeyden habersiz uyuyorlarmış. Deniz kızı hançeri kaldırıp prensin kalbine saplamaya hazırlanacakmış ki fakat bunu yapamayacağını anlamış. Güverteye gidip ağlayarak kendi kendine söylenmiş. Hayır, hayır ben birini öldüremem. Bu benim kendi seçimim. İnsan olmayı ben istedim. Hem prensi seviyorum hem onu öldüremem. Sonra da hançeri fırlatıp denize atmış. Son bir kez denize ve gökyüzüne bakmış. Çünkü biraz sonra deniz köpüğüyle dönüşecek ve bu dünyadan ayrılacakmış. Hikayemiz de burada ne yapmış? Sona ermiş. Şimdi ne yapıyoruz? Bilgi ekranından bu hafta neler öğreneceğiz? Kısaca göz atıyoruz. Sevgili çocuklar, gördüğünüz tüm plastik ve plastik ambalaj dostlarınızı lütfen toplayın ve ilgililere teslim edin. Plastik ve plastik ambalajları geri dönüştürerek hem çevrenize hem ekonomimize katkıda bulunacağınızı lütfen hatırlayın. Hadi çocuklar hep beraber söyleyelim. Şimdi ne yapıyormuşuz? Plastikleri doğada bırakmıyormuşuz. Evet değerli
değerli izleyicilerimiz ve sevgili çocuklarımız, şimdi de sırada müzik etkinliğimiz var. İlk şarkımız Küçük Kurbağa. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede. Kulak bak bak, hadi bakalım eller. Kulak bak bak, kulak bak bak bakan. Kulak bak bak, kulak bak bak. Anaokullarında ve ilkokullarında hepimizin öğrendiği ilk şarkı. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken. Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevişmeyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Şimdi de Miço şarkımız var. Miço nereden geliyor? Armanlıktan aşağı. Miço nereden geliyor? Armanlıktan aşağı. Oyna da Miço oyna. Zıpla da Miço zıpla. Oyna da Miço oyna. Dağlar ardında bir orman varmış. Orada bütün hayvanlar mutlu yaşarmış. Bir avcı gelmiş, çok da zalimmiş. Vurmuş bir bir onları, yakmış ormanı. Yağmur yağmamış, çiçek açmamış. O zalimin sonunu gören olmamış. Evet çocuklar, ormanı ve doğayı sevmeliyiz. Ne yapmalıyız pikniğe gittiğimizde? Ateşi söndürmeliyiz. Piknik yaptıktan sonra da çöplerimizi toplamalıyız. Öyle değil mi? Şimdi ilk önce dağlar ardında bir orman varmış şarkısını dinliyoruz. Hemen ardından da güzel bir VTR izliyoruz. Dağlar ardında bir orman varmış. Orada bütün hayvanlar mutlu yaşarmış. Bir avcı gelmiş. Bir bir ormanı yakmış onları. Yağmur yağmamış, güneş doğmamış. O zalimin sonunu gören olmamış. Gören olmamış. Ellerim içeride, ellerim dışarıda. Ellerim dans ediyor şimdi çılgınca. Diyoruz ve ne yapıyoruz? Vücudum şarkısını söylüyoruz. Ellerim içeride, ellerim dışarıda. Ellerim dans ediyor şimdi çılgınca. Ayağım içeride, ayağım dışarıda. Ayağım dans ediyor şimdi çılgınca. Başım içeride, başım dışarıda. Başım dans ediyor şimdi çılgınca. Göğüşüm içeride, göğüşüm dışarıda. Göğüşüm dans ediyor şimdi çılgınca. Şimdi de sırada okulum şarkısı var. Okul yolu düz
gider. Oturalım. Okul yolu düz gider. Çocuklar bayram ne der. Çocuklar bayram ne der. Öğretmenler olmasa, öğretmenler olmasa, emekler boşa gider. Emekler boşa gider. Evet çocuklar, Atatürk şiirimizi okuyalım mı? 1881'de bir çocuk doğdu. Annesi adını Mustafa koydu. Sarı saçlı mavi gözlü Mustafa. Büyüdü Atatürk oldu. Büyüdü Atatürk oldu. Şimdi de Atatürk şiirimizi söyleyelim, ne dersiniz? Atatürk yoktu, düşman çoktu. Atatürk geldi, düşmanı yendi. Bu güzel yurdu bizlere verdi. Atam sen ölmedin. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Mini mini bir kuşu söyleyelim mi? Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Köpek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş. Karga ona anlatmış, bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına. Açmış ayaklarını, dikmiş kulaklarını. Havlamış birkaç kere, hav hav hav. Atmış kendini yere, köpek düşmüş vah vah vah. Karga da gülmüş, ha ha ha. Köpek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş. Karga ona anlatmış, bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına. Açmış kocaklarını, dikmiş kulaklarını. Havlamış birkaç kere, hop 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 hop. Atmış kendini yere, köpek dönmüş vah vah vah. Müzik etkinliğinden sonra bu haftaki filmimize kısa bir göz atıyoruz. Fabrikada harika bir çalışma haftası daha başlıyor. Küçükken etrafımdaki herkes salyangoz gibi yavaş gelirdi. Gidelim millet! Hızlanın! Sadece biraz hızlı gitmek istemiştim. Şu hızlı gitme takıntından kurtul artık. Hayatını yaşamaya başla. Hayatın mı var? Sen salyangozsun, araba değil. İçinden geliyor. İçinde falan yok. Kim demiş? Doğa, tabiat, ana. DreamWorks Animasyon sunar. Keşke hızlı olsaydım. Ramak kalmıştı. Ne oluyor bana? Bu sonbahar. Bugün benim şanslı günüm olmalı. Yarış başlıyor. Evinden uzaklaşmışsın değil mi? Bahçe salyangozu. Galiba aramızda bir ağlak var. Hadi başlayalım. Kendinize. Hazır. Hadi. Başla.
Adım Turbo. Keşke adımı değiştirebilsem. DreamWorks Turbo. 13 Eylül'de 3 boyutlu seçeneğiyle. Değerli izleyicilerimiz, mikrofon bende. Köşemizde Cumhuriyet İlkokulu ana sınıf öğrencileriyle birlikteyiz. Tatlı mı tatlı bir kızımız var. Saçları ikiye bağlanmış. Yardımcı öğretmenimiz yüzünü boyamış. Öğretmenimiz gözetimi altında. Ne yapıyoruz? Mikrofon bende köşemize başlıyoruz. Merhaba. Merhaba. Senin adın ne? Tuana. Nasılsın Tuana? İyiyim. İyi misin? Hızlı mı konuşuyorum ben? Hı-hı. Sen niye kasılıyorsun? Utandın mı? Hı hı. Değil, evet. Evet mi? Hı hı. Böyle konuşuyoruz. Peki Tuana, sen hiç böyle okulda, evde çöp atıyor musun? Neler çöptür? Kağıt. Kağıtlar çöp müdür? Kullandığımızı kullanıyoruz, atıklarını atıyoruz değil mi? Başka neleri çöp atıyoruz? Kalemini açıyorsun, onun çöpünü nereye atıyorsun? Sobaya atıyorsun, yakıyorsun. Bak şimdi. Şimdi kağıtlarımızı, kalemlerimizi açtığımız o parçaları çöpe atmıyoruz. Saklıyoruz, değerlendiriyoruz. Tamam mı? Tamam. Çevremizi temiz tutmalı mıyız? Hı-hı. Niye, senin yatağında çöpler olsa olmaz mı? Olur. Olur mu? Olur. Olur. Kızım için fark etmiyor. Daha küçük ama. Tuana, okulu seviyor musun? Hı-hı. Ne yapıyorsun burada? Ders çalışıyorsun. Teşekkür ediyoruz. Tuana'yı biraz daha sıkarsak herhalde çatlayacak. Bir litre atık yağ yaklaşık 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu içilemez hale getiriyor. Türkiye'de yılda 1,5 milyon ton bitkisel ve hayvansal yağ kullanılıyor ve 350 bin ton atık yağ ortaya çıkıyor. Ancak sadece 15 bin tonu toplanabiliyor. Geri kalan 335 bin ton doğaya karışıyor. Dökülen her bir litre atık yağ deniz suyu yüzeyinde tabaka oluşturuyor, havadan suya oksijen transferini engelliyor, ekosisteme zarar veriyor ve çevre felaketine yol açıyor. Bitkilerin köklerini sarıyor, topraktan mineral almalarını engelliyor, ağır metaller nedeniyle bitkileri öldürüyor. Kuraklığı tetikliyor ve çevre felaketine yol açıyor. Yeraltı kaynaklarını ulaşarak kirletiyor, içilebilir su kaynaklarını azaltıyor ve çevre felaketine yol açıyor. Lütfen siz de atık yağlarınızı biriktirin. Yasalarla etkilendirilmiş geri dönüşüm firmalarına teslim edin. Geleceğiniz için, doğamız için, çocuklarınız için. Yağını dökme, geleceğini kirletme. Senin adın ne? Ceren. Nasılsın Ceren? İyiyim. Ceren, bana bir şarkı söyler misin? Hadi söyle bakalım. Atam sen ölmedin, toprağa gömülmedin. Bil bakalım neredesin, minicik kalbimdesin. Çok teşekkür ediyorum. Ceren, çevremizi temiz tutmalı mıyız? Peki çevremizi nasıl temiz tutacağız? Çöp atarak her şeyi. Her şeyi çöpe atacağız değil mi? Ama bazı şeyleri çöpe atmamamız gerekiyor. Mesela pet şişeleri, değil mi öğretmenim? Kağıtları. Başka neleri çöpe atmıyoruz? Pilleri atmıyoruz değil mi? Bunlar geri dönebiliyor. Geri dönüşüme gidiyor. Geri dönüşümle değerlendiriyor. Peki Ceren, sen okulda neler yapıyorsun, bana bir anlatır mısın? Ders çalışıyorsun. Başka? Oyun oynuyorsun. Hangi oyunları seviyorsun? Yeme kaplan oynamayı. Ne yapmayı? Tekrar söyle. Yeme kaplarla oynamayı. Evcilik köşesinde oynamayı seviyor. Öğretmenimizden kopya alıyoruz tabii, çocuklar mincik mincik konuştuğu için anlamayabiliyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Ceren. Bir şey değil. Merhaba arkadaşım. Ben Obur Fil. Atıkları geri dönüşüme kazandırdığın için seni tebrik ediyorum. Geri dönüşüm nedir biliyor musun? Eğer merak ediyorsan birlikte yolculuk yapmaya ne dersin? Yuppi yuppi. Bay bay bay. Bu gördüğün araba belediyemizin atık toplama aracı. Atıklar bu kamyonla geri dönüşüm tesisine götürülür. Evet, şimdi tüm atıklar haydi arabaya.
şimdi herkes kendi evine. Sevgili arkadaşım, pilleri bittikten sonra uygun ve doğru yerlere atarsan geri dönüşüm tesislerinde güvenli bir şekilde depolanır ve yok edilir. Böylelikle sen doğayı ve çevreyi korumuş olmanın gururunu yaşayabilirsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Değerli izleyicilerimiz, bugün Afyonkarahisar Merkezi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu ana sınıf öğrencileriyle birlikte size güzel bir program hazırladık. İnşallah beğenmişsinizdir. Çünkü biz her çekerken çok eğlendik. Haftaya farklı bir okul öncesi eğitim kurumundan farklı etkinliklerle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Sizler kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.